Arkadaşlar merhaba. Uzman öğretmenlik ders notlarıyla devam ediyoruz. Modül 1 öğrenme, öğretim ve eğitimde güncel yaklaşımlar. Bu 3. videomuz modül 1 ile ilgili son videomuz olacak. Çünkü devamında öğretim ilkeleri ve öğretim stratejileri var. Ben onları daha önce yurt dışı için çekmiştim. Bağlantılarını WhatsApp gruplarımda, Instagram'da ve Facebook sayfalarında paylaştım. Kanalda var. Oradan takip edebilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Öğrenme nedir? En genel tanımıyla öğrenme, bireyin davranışında ya da bireyin bir davranışı gösterme yeterliliğinde yaşantısı yoluyla meydana gelen kalıcı izli değişimdir. Birkaç tane tanımı var. En yaygın tanımı buymuş arkadaşlar. Araştırdım. İkinci sorumuz refleks nedir? Refleks, bireyin doğuştan getirmiş olduğu bir uyarıcıya karşı belli ve basit bir davranış gösterme eğilimi olarak tanımlanır. Refleksler ertelenebilir ama engellenemez. Şimdi buraya dikkat edelim. Refleksler ertelenebilir ama engellenemez. Bu soru gelirse bu şekilde gelir. Refleks nedir diye gelmez. Ya da hareket verilir. Hangisi reflekstir diye sorulabilir. Bir de içgüdü var. İçgüdüler ertelenemiyormuş. Refleksler ertelenebiliyor ama engellenemiyor. İçgüdüler ise ertelenemiyor imiş bilginize. Üçüncü sorumuz. Reflekslerin özellikleri nelerdir? Doğuştan getirilmiştir. Belli bir uyarıcısı vardır. Belli bir davranıştır. Basit bir davranıştır. Organizmanın biyolojik donanımında yer alır. Hangisi reflekslerin özelliklerinden değildir ya da özelliklerindendir şeklinde bir soru gelmesini bekliyorum. Bunları 3 aşağı 5 yukarı aklımızda tutmakta fayda var. Dördüncü sorumuz içgüdü nedir? İçgüdü reflekse benziyor. Doğuştan getirilir ikisi de. Türe özgü, karmaşık ve öğrenilmemiş olan kişiliğin gelişiminde rol oynayan temel psikolojik bir güçtür. Reflekslerin tam aksine içgüdüler ertelenemez. Mesela annelik içgüdüsü gibi. İçgüdülerin özellikleri nelerdir? Doğuştan gelmesi, reflekslerde de böyleydi. Bir türün tüm üyelerinde bulunması, reflekste böyle bir şey yoktu. Herhangi bir türe mahsus değildi, herkese mahsustu. Başka türlerde aynı biçimde bulunmaması, yani bir türdeki olan bir şey başka bir türde aynı biçimde bulunmuyor. Karmaşık bir davranış örüntüsü olması, belli bir biyolojik gereksinim ile ortaya çıkmamış olması. Öğrenmenin temel ilkeleri nelerdir? Öğrenme hedefe yöneliktir. Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır. Öğrenme bilginin örgütlenmesidir. Öğrenme doğrusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir. Öğrenme gelişimden etkilenir. Öğrenme stratejiktir. Öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler nelerdir? Öğrenmeyi etkileyen faktörler var. Öğrenenden faktörlü var. Çevreden faktörlü. 3 değişik şey var. Faktörler var. Türe özgü hazır oluş, olgunlaşma, genel uyarılmışlık hali ve kaygı, eski yaşantıların aktarılması, güdü ve dikkat öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörlerdir. Yani öğrenen kişinin, vatandaşın hazır oluş önemlidir. Öğrenme düzeyine gelmiş olması yani olgunlaşmış olması önemlidir. Öğrenme için belli bir uyarılmışlık gerekir. Kaygı olmaması gerekir. Bunlar önemlidir. Eski yaşantıların aktarılması yani yeni öğrendiklerini eskileriyle ne yapmak? Birleştirmek, çağrışım yaptırmak. Güdülenmesi de lazım. Yani motivasyon olması gerekiyor. Bir de dikkatini toplaması lazım. Dikkat dağınıklığı olan birisi öğrenmesi zordur. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme yöntemleriyle ilgili faktörler nelerdir? Yani öğrenenden kaynaklar vardı. Bir de bu öğrenmeyi etkileyen öğrenme yöntemleriyle ilgili faktörler. Öğrenmeye ayrılan zaman. Yani zaman yetersiz olursa öğrenemezsiniz. Belli bir zaman ayrılması gerekiyor. Konunun yapısı, yapı önemli. Karmaşıksa zor öğrenirsiniz, basitse kolay öğrenirsiniz. Öğrencinin aktif katılımı, geri bildirim. Bunlar da öğrenme yöntemleriyle ilgili faktörlermiş. Öğrenmeyi etkileyen öğrenilecek malzeme ile ilgili faktörler nelerdir? Algısal ayırt edilebilirlik, yani ayırt edilebilir bir malzeme olması lazım.
anlamsal çağrışım yapması lazım. Kavramsal gruplandırma, gruplama yapabilmemiz lazım. Geri bildirim hepsinde olduğu gibi burada da şart. Öğrenme yoluyla değiştiremediğimiz davranışlar nelerdir? Bu önemli, bunun sorulacağını tahmin ediyorum. Doğuştan gelen davranışlardır. Bunlar içgüdüsel ve refleksif davranışlardan oluşur. Yani bunları biz öğrenerek yapmayız. Mesela kalp kasımızın çalışma davranışını öğrenme yoluyla değiştiremeyiz. Kalp kasımız bizden bağımsız olarak çalışır. Biz değiştiremeyiz. Soru ne şekilde gelebilir? Muhtemelen soru bu konuyla ilgili, örneği verir, hangisiyle ilgilidir diye sorulabilir. Geçici davranışlar nelerdir? Alkol, ilaç, yorgunluk, hastalık gibi etkenlerle ortaya çıkan, bu etkiler ortadan kalkınca bir daha görülmeyen geçici davranışlardır. Bir çocuğun yüksek ateşi olduğunda gösterdiği davranışlar veya alkollü bireyin alkolün etkisiyle yaptığı konuşmalar geçici davranışlara örneklerdir. Sonradan kazanılan davranışlar ya da öğrenme ürünü olan davranışlar nelerdir? Doğuştan getirilmeyen, öğrenme yoluyla edinilen, sonradan kazanılan davranışlardır. Ağladığında istediğini elde eden bir çocuğun başka bir zamanda bir şeyi istediğinde tekrar ağlaması buna bir örnektir. Bu sonradan kazanılıyor. Planlı eğitim yoluyla kazanılan davranışlar nelerdir? Eğitim kurumlarında, örneğin okullarda bir plan çerçevesinde kazandırılmaya çalışılan istendik nitelikteki davranışlardan oluşur. Bunun yanında bazen de eğitimin hatalı yan ürünü olan kopya çekme gibi istenmeyen davranışlar da ortaya çıkabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Hepsi olumlu olmayabilir. Gelişigüzel kültürlenme ürünü olan davranışlar nelerdir? Yaşam içerisinde kendi kendine kazanılan davranışlardır. Bireyin evde, mahallede, çevresiyle etkileşimi sonucunda kazandığı davranışlar gibi. Bu bazen olumlu olabilir. Büyüklere saygılı olmayı öğrenmek gibi. Bazen de olumsuz olabilir. Alkol, sigara kullanımı ya da yan kesicilik, hırsızlık gibi. Son sorumuz galiba. Öğrenmeyi neler dolaylı etkiler? Dolaylı etkileyen şeyler nelerdir? 1. Öğretmenler dolaylı etkiler. 2. Öğrenme ortamı öğrenmeyi dolaylı etkiler arkadaşlar. Buradaki sorular genelde maddeler halinde değil de karşımıza örnek verilip tarif edilip hangisidir diye sorulabilir. Ben çoktan seçmeli yapmadım. Çoktan seçmeli yapacağım bölümler de var. Burada direkt soruyu sorup başka bir şeye kafamız takılmasın, direkt cevap çağrışım yapsın diye soru cevap şeklinde yaptım. Umarım faydalı olur. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.